Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Yengeç ve yükselen yengeçler için Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatırken kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname baktırmak isteyenler Damla Nur Hanım'a Yıl damlunuralttıremedium sayfasından hem Instagram'dan hem de TikTok'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet Ocak ayının ilk günleri yengeç burçları için aşk anlamında güzel şeyler getiriyor gözüküyor yani bu konuda fırsat kapılarınız var. Geçmişten e, daha önce de ayrıldığınız bir kişiyle yeniden birleşme var. Bu hem evliler için hem de bekarlar için geçerli olan bir durum. Evliliklerinde problem olan ya da sıkıntıdaki olan bir kişi evliliğin düzeltme anlamında çabası onun karşılığını alırken bekar olanların da geçmişte ilişkisi bozulan küslükleri ya da ayrıldıkları kişilerle tekrardan aşkı devam ettirme şansları olacak hanelerine girecek iki tane eşya kendilerini mutlu edecek. Bir de etrafındaki insanların çok fazla konuşmaları olacak. Bu konuşmaları çok e, kafaya takmıyor gibi görünüyorsunuz ama içe, içten içe de bunlara çok üzülüyorsunuz. Bu e, hakkınızda çıkan ya da arkanızdan yapılan dedikodulara çok fazla e, kulak asmayın. E, çok ki bu insanların birisini sustursanız diğeri konuşacak. Ee, önemli olan şudur siz kendi içerinizde e, bu konuda kendinizi e, mutlu olduğunuzu hissetmeniz veya haklı olduğunuzu hissetmenizdir. Kendinizle barışık oldu, olursanız bunların hiçbirisi bu kadar önemli olmayacak. Üç tane konu gündemde olacak arkadaşlar bu dönemde özellikle e, kariyer anlamında iş konusunda sıkıntısı olan yengeç burçları bu dönem iş kapıları açık. Hatta bu iş kapılarının iki tane birden açılacak ve bunların arasında seçim yapmak durumunda kalacaksınız. Birincisi değil de ikincisi sizi çok mutlu edecek olarak gözüküyor. İkinci bir konu aile ilişkiler mani, manevi yönünüz olarak gözüküyor. Aile bağlarından bir kişiyle bir tartışmanız olacak ama kısa süreli olacak. Kısa sürede bir yine barışacaksınız. Biraz yanlış anlaşılmaya müsait. Bu dönem e, alıngan bir süreçten geçiyor olacaksınız. E, beklemediğiniz insanlardan beklemediğiniz kelimeler duyabilirsiniz. Ya da sizin o an duygusallığınıza denk gelip de onu yanlış anlayabilirsiniz. O yüzden bu dönemki e, söylenilen aile ve arkadaş çevrenizdeki cümleleri çok fazla kafaya takmadan düşünün. E, Düşünmeden davranın diyeceğim. Önemli olan sizin nasıl mutlu olduğunuz. Çünkü e, duygusal anlamda alıngan bir süreçten. Hatta ağlayabilirsiniz bu dönem. E, çokça ağladığınızı düşünebilirsiniz. E, kendi olduğunuz durumu biraz abartarak yaşayacaksınız bu dönemki duyguları. E, bunlar gelip geçici olacak ama sonraki süreçte rahata kavuşacaksınız. Uzun zamandır beri görmediğiniz bir çocukluk arkadaşınız veya okul arkadaşınızla bir araya gelmeniz var ki önünüzdeki dönemde bir proje geliştireceksiniz. Yani ortaklaşa bir iş yapacağınız, bir konuda bir araya geleceğiniz, belki bir dernek, belki bir e, sivil toplum hareketine birlikte katılmak da diyebilirsiniz buna. E, bu konuda ikinizin ortak çalışması olacak ve faydalı bir çalışma olacak arkadaşlar. Etrafınızdaki insanların ilgisini çekeceksiniz bu dönem özellikle bazı konularda çevre olarak biraz değişmeye başlayacağınız bir süreçten geçeceksiniz. Yeni yeni insanlar tanıyacaksınız ama güvenme konusunda biraz zamana bırakacaksınız. Zaten duygusal anlamda bu dönem biraz alıngan tavırlarınız olduğu için insanları seçerken de ona göre dikkatli seçmenizde fayda var yanılgılara çok açık bir dönemdesiniz. Geçmişten bir anahtar var. Bu anahtar yani daha öncesinde istediğiniz bir şeyin artık zamanı geçti ama umurumda değil dediğiniz anda sizin halinize gelmesi kilitlenen bir kapının yeniden açılması anlamına geliyor. Yani geçmişte küstüğünüz veya bir işinizin olmayıp iptal olduğu bir yerden yeniden başlangıç yapacağınız bir durum var. Sosyal çevre edineceksiniz. Bu dönem sosyal çevreyi nasıl edineceksiniz? Yani yapacağınız bir proje veya bir e, olayla ilgili etrafınızdaki insanların kalabalığı biraz daha fazla oluşacak. Siz biraz daha ön plana geçeceksiniz. İnsanlar sizin fikirlerinizi önemserken söylediklerinizi de uygulamaya yapmaya başlayacak gözüküyor. Tabi bu arada düşman edinmeyecek misiniz? Evet güzel bayağı güçlü bir düşmanınız olacak o yüzden Attığınız adımı e, belki de e, bu kelime ne kadar doğru günümüzde onu bilmiyorum ama size göre haklı olarak veya e, doğru olarak yapmanızın çok büyük önemi olacak. Çünkü ileride sıkıntı yaşamamak adına. Bunu neden söylüyorum? Resmi bir ev, evrakla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz ya da belgeyle ilgili. O yüzden yapacağınız her şeyi bilin. E, Belgeli ve e, hukuken haklı olabileceğiniz şekilde yapmanızda fayda var arkadaşlar. Geçmiş bağlantıları biraz özellikle duygusallığınızdan dolayı geçmişteki o yaşanan olaylarla ilgili e, çok fazla hatırlama geriye dönük e, o günleri yad etme anlamında aynı zamanda da rüyalarınızda bilinçaltı olacak. Bu dönem sanki size Geçmişle ilgili çok şeyler anlatmaya çalışıyormuş gibi olsa da bunların çoğu bilinçaltı olacağı için fazla önemsemenizde fayda var. Özellikle 3 tane rüya çok gerçeğe yakın olacak fakat dediğim gibi kısa sürede etkisinin olmadığını aslında bir şey anlatmadığını da fark edeceksiniz. Bir dua etmişsiniz yakın zamanda özellikle bir namazın arkasına edilen bir dua olarak gözüküyor burada. Bu duanızın gerçekleşici ve sizin haber almak istediğiniz bir kişiyle ilgili bir dua olarak gözüküyor. Bu kişiden de haber alacağınız. İyi veya kötü ama bir haber gözüküyor. Yani çünkü biraz ortada kalmış bir durum. Çok da iyi bir haber olmayabilir. Biraz üzülebilirsiniz. O yüzden bazen geçmişi geçmişte bırakmak en iyisi olabilir sizin için bu süreçte. Geçmişten size düşmanlık yapan bir kişi yine ortaya çıkacak olarak gözüküyor. Ee, diyeceksiniz ki bu kadar düşmanla ne yapacağım. Ee, sizin değişiminiz zaten 2021'in Ekim ayından beri başlamıştı arkadaşlar. Şimdi bu sürecin yavaş yavaş ortalarına doğru geliyorsunuz. O yüzden de insanlar sizi yolunuzdan döndürmeye çalışacak. Ee, hayatınızdaki olan şeyleri, kısmetleri veya yapılan şeyleri... Uzakla e, izliyorlar ki sizi e, caydırabilmek için uğraşacaklar. O yüzden belki de şu var, hani derler ya kafanızın dikine gidin. İşte bu öyle bir durum. Kendi bildiğiniz doğrudan şaşmayın derim ben bu süreçte. Çünkü e, manipülasyonlara, caydırmalara bu dönem çok açık olacaksınız. Sezilerinize güvenin ama rüyalarınız bu dönem sizi çok duygusal olarak değişik durumlara sokacağı için o konudan dolayı oraya da tam olarak güvenin diyemiyorum. En iyisi real gerçeklik içerisinde kalmanız. Bunu da çok iyi sağlayabilecek bir karakterde bir yengeç burcu var. O yüzden de bu dönemi rahatlıkla atlatabileceğinizi düşünüyorum. Umarım haklı çıkarız. Evet, iki tane kısmetiyle birlikte gelen kuşlar var. Bu kuşlar özellikle sizin maddi anlamdaki sıkıntılarınızdan kurtulacağınızı haber verecek. Ki ikisi de toplu paralar olarak gözüküyor aynı zamanda taşıdıkları. Ee, şans oyunlarından da çıkabilir arkadaşlar. Ee, daha öncesinde yaptığınız bir şeyle ilgili de gelebilir burası. Çünkü ikisi de ortada çıkmış tam olarak net nereden geleceği belli değil. Ama hanenizin etrafında biraz kara bulutlar dönüyor. Siz aydınlıktasınız size bulaşmayacak ama insanların yaptıkları neden bunu bana yapıyor sorusundan biraz çıkıp anlayacağız. Ee, o depresyona girme halinden çıksanız iyi olur psikolojik anlamda yıpranmış bir dönemden çıkıyorsunuz çünkü biraz daha yıpranacaksınız bu konuyla elinizden geldiğince sakin kalıp bu dönemi iyi yönetmeye çalışın derim toplu bir para yurt dışı ile bağlantılı olarak gözüküyor 3 ayrı kısmet ama geldiği gibi de nazara gelmeniz var arkadaşlar bu dönem. Nazarla ilgili özellikle or, ayın ortalarına doğru yıldızınız düşük olacak o konuyla ilgili dikkatli olun derim ben. Evet gözünüzün aydın olacağı bir süreç üç parça halinde gelecek para bir konuda da sıkıntınızdan ferahlığa kavuşacağınız bir haber muhtemelen iş konusuyla olacak arkadaşlar aşk konusunda zaten. Ayın başında bir düzene girmiş olacaksınız. O yüzden barışmalar, sevgi paylaşmalar bu dönem çok fazla olacak. Aynı zamanda da çok duygusal tepkiler verme ihtimaliniz yüksek. O yüzden elinizden geldiğince bu dönem insanlara bunu mu söylemek istedin, bunu mu anlamalıyım sorusunu direkt sorarak yapın. Çünkü yanlış anlaşılmalar çok müsait bir dönemde geçeceksiniz. Evet yengeç ve yükselen yengeçler için Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.